Nasılsınız? Hoş geldiniz. Daha önceki seminerden olanlar var mı aranızda? Kaç kişi? Peki, çok güzel. Geçen seminer olmayanlar var mı? Var. Peki. Biraz geçen seminerden ne kaldı aklınızda? İşinize yaradı mı? Hayatınızda kullandığınız bir şey oldu mu diye paylaşmak istiyorum. Bu benim için önemli. Nasıl geçti? Bir şey oldu mu? Bir katkısı? Derin nefes, nasıldı derin nefes, bilmeyenler öğrensinler. Ne yapıyorduk? Ha diyorduk. Ha yapan oluyor mu arada? Ha yapınca fark ediyor musunuz? Ha diye bir şeyimiz vardı. Farkındalık ne demek diye sormuştuk geçen sefer. Şimdi bugünü de o günün üzerine kuracağım için biraz da o günü de hatırlatayım istiyorum. Çünkü insan beyninin bir kulağımızdan giriyor, öbür kulağımızdan çıkıyor. Nelerden bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Şeyden başlamıştık, bilmediğimizi bilmiyorduk. %99 hayatımız bilmediğimizle geçiyordu. Ne zaman bilincimiz artıyor, pozisyonlarımız değişiyor, eş oluyoruz, anne oluyoruz, baba oluyoruz, çocuk oluyoruz, değişik pozisyon yönetici oluyoruz, değişik farklı insanlarla, öfkeli insanlarla tanışıyoruz, çalışıyoruz. Pasiflerle çalışıyoruz, her şeyi ha ha diyorlar ama yapmıyorlar. Böyle bir yıl hayatımızda pozisyonlar, değişik durumlar oluyor. Bilincimiz artıyor. Ben niye bilincim artıyor? Ben bilmiyormuşum, becerim düşükmüş benim. Bilmediğimi biliyorum anına geliyordum. Burası işte ha dediğimiz yerdi. Bir ha çekelim hep beraber. Göbek deliğinizin üç parmak altına elinizi koyuyorsunuz. Evet. Kendi göbeğiniz rahat olun. Kendi göbeğinizle barışın. Barışırsanız iniyor aşağıya, söyleyeyim. Ha söyleyin. Ha ha. Ha 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 dedik mi ne oluyor? Ha itiyorsunuz bakın ha. Göbek karın bölgesi ikinci hafızadır. Asıl hafıza beden hafızasıdır. Bedenden öğrendiğimiz hiçbir şeyi unutmayız. Ha ne kadar çok diyorsanız o kadar gençsiniz demektir. O kadar merak ediyorsunuz, o kadar öğreniyorsunuz, o kadar tazesiniz ve canlısınız demektir. Ha dediniz mi ne hala ben bilmiyorum ve hala öğreniyorum. Ne zaman ha ağlamanız bitiyor o zaman bilin ki yavaş yavaş morto. Hani gidiyor insan. Bir ha deyin bakalım. Ha ha. En güçlü sestir. Hara. Hara denir buraya. Harakiri. İnsanın kendisini öldürmesi. Bugün birkaç da nefes egzersizi koyalım istiyorum. Daha derse başlamadan önce isterseniz bir nefes egzersiziyle başlayalım. O gün yapmamıştık. Bugün daha çok böyle uygulamalar gibi olsun. Bir de bugünü şöyle geçirmeyi planlıyorum. Beni tanıdığınızı varsaydığım için kendimi tanıtmadım. Çünkü ikinci gelenleri ikinci kez tekrarlamak gibi olacaktı. Tanıtmıyorum kendimi. Tamam, Banu benim adım. Banu deyin, tamam mı? Bugün böyle hakikaten çok kısa bir zaman var. Bolca egzersiz ve şey olsun, ayıltmaca ve uyanmaca şey olsun. Tamam. Şimdi bizim zihnimiz buradan hızlıca gideyim. Ha bu bilmediğimi biliyorum. Oradan ayılıyorum. Nereye geliyorum? Bildiğimi biliyorum. Oh harika bir yer. İşte ilk hareketleri yaptığınız zamanlar, ilk okuma yazma, ilk bisiklete binme, ilk bir şeyi becerdiğinizde işte gideriz evde anlatırız. Şöyle yaptım, böyle yaptım. O bildiğimi biliyorum anı. Bir nefes alın. Şimdi burası, bu nefes aldığımız an şimdi. Şimdi size bir soru. Şimdi canı sıkılan var mı? Sıkılıyorsanız oranızı gevşek bırakın, sıkılan yerinizi. Bir yerinizi sıkıyorsunuzdur değil mi? Can sıkıntısı ne demek? Bir yerini sıkıyor demek. Bırakın orayı, nefes alın. Çenenizi, dilinizi, omuzlarınızı, kalçanızı. Biz oraları sıkarız bilmeden. Tabii oralar sıkıldı, o içindeki organlar da sıkılıyor. Nefes alın. Hep kontrol edin gün içinde. Ben mesela arabada gelirken başkası kullanıyor olsa bile kolum böyle bakıyorum, buluyorum arkadaş. Hop bırakıyorum. Bir 5 dakika sonra yine kaçıyor oraya. Orası benim konfor alanım. Sanki tutunuyor gibi. Birçoğunuzda vardır. Nefes alın, omuzunuzu bırakın. Hiçbir şey olmayacak. Çene, dil, omuzlar, kalça. Buradayken hep onu orada dikkatiniz olsun. Bir, ikinci egzersizimizde bu 1,5-2 saat içinde dikkatinizin %10 ve 20'si nefesinizde olsun. Elleyin burnunuzun ucuna. İçeride olun yani nefesinizde olun. Nefesim akıyor mu? Hem nefesinizde olsun hem beni dinleyin. O sizi şimdiye getirir. Şimdiki an en geniş andır. En çok andır. Çünkü şimdi ayaklarınız sıcak mı soğuk mu diye hissetmeye çalışın. Ne oldu? Gözlerinizden gitti dikkatiniz. Hem gözlerinizde tutun, hem ayaklarınızda, hem karnınızdaki nefeste.
hem ağzınızdaki tatta, hem burnunuza giren havada. Hepsini arttırmaya çalışın. Gözünüzün gördüğünü görün. Kulağınızın duyduğunu duyun. Bakın hepsini arttırırsanız nasıl oluyor? Etraf parladı mı biraz daha? Zaman genişledi mi? Güzel değil mi? Tamam, bir tane oyun yapalım şimdi sizinle. Ben kronometre tutacağım bir dakika. Hazır mısınız? Sadece olan nefesinizi sayacaksınız. Nefesinizi değiştirmeyin. 1, 2, 3 elinizle sayın, tamam mı? Ağzınızla saymayın ki nefesiniz değişmesin. Elinizle sayın. Bakalım bir dakikada kaç nefes alıp veriyoruz? Evet. 1, 2, 3 başla. Evet, kaç nefes? Benimki 12 çıktı. 32 mi? Ne yaptın öyle? Ama durun. Alma verme bir. Alma verme bir. Değil mi? Hayır. Şimdi çok güzel. Benim 12. Başka 11. 10 var mı? 9 var mı? 8. 9. 8 var mı? Şimdi nefesiniz ne kadar sakin olursa, yani normal nefes 14-15'miş galiba. Çalışarak dakikada 3-4'e indirebiliyoruz. Ne kadar, benim normal zamanlarda ben bakıyorum. Bakmanızı tavsiye ederim, çok eğlenceli bir şey. Peki bu bir dakika nasıl bir dakikaydı? Uzun değil mi? Nefes almaya vaktim yok, anladınız mı? Var, işte bir dakika nasıl uzundu? Bu kadar uzundu ki 32 defa nefes aldım. Düşün, bir de nefes almaya vaktim yok diyorsun. Ha işte seninki. Evet. Şeyi anlatabiliyor muyum? Dikkat neredeyse enerji oradadır. Not alanlar var ya, bence not alsınlar. Dikkat neredeyse enerji oradadır. Farkındalığınızı anda hangi duyunuzda olduğunu fark ederseniz eğer orayı yönetebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Dikkat neredeyse enerji oradadır. Dikkatinizin %10-20'si nefesinizde olsun. Nefesiniz akıyor. %80'inde işinizde, işte çevrenizde, gözünüzde, ağzınızdaki tatta, burnunuza giren havada. Bedeninizde nasıl bir his var? Isınık, sıcak mısınız, serin misiniz? Nerenizde enerjiniz? Karnınıza mı nefes alıyorsunuz? Diyaframınıza mı, göğsünüze mi? Göğsüne nefes alanlar hırslı insanlardır. Çok nefes alırlar, çok iş yapsınlar isterler. Görseldirler, çok hareket ederler. Diyaframına nefes alanlar, bir alın diyaframıza, daha işitseldir. İşler sırayla gitsin isterler. Yavaş, daha yavaş hareket ederler. Birine bilgi ışık hızında, birine ses hızında. Bir de karından nefes alın. Karından nefes alanlar en dingin, en yavaş hareket edenlerdir. Karından nefes alanlar yavaş konuşur. O kadar yavaş, o kadar yavaş konuşur ki görsellerin içine fenalık gelir. Mesut Yılmaz mesela, hatırlar mısınız? Yere bakardı ve ağır ağır konuşurdu. Neden? Ona bilgi yavaş yavaş geliyor. Nefesin daraldı değil mi? Eğer öyle birisiyle çalışıyorsanız, öyle birisiyle beraberseniz nefes alın tekrar. Onunla hemen eşleşeceksiniz. Onun haleti ruhiyesini, onun kafasını anlamanız için onunla eş akması gerekiyor nefesinizin. Siz böyle böyleyken, o böyle dinginken onu boğasınız gelir. O yüzden onu anlayabilmek için, onu da değiştirebilmek için önce onunla eşleşip uyumlu olmak gerekiyor. Şimdi bizler ha deyince karnımıza kadar nefes alıyoruz. İlk defa bütün bedene nefes pompalanıyor. Gün içinde ne kadar kendinizi karında tutarsanız
o kadar bütün beden ayık olur. O kadar bütün kendinizi tam kullanmış olursunuz. O yüzden bir daha ha deyin. Ha önemli. Anlaştık mı? Ha o yani. Geçen sefer gelmeyenler bir öğrensinler diye. Sonra geçen seferden biz ne konuşmuştuk? Dedik ki bizim etki alanımız var, ilgi alanımız var. Bu hafta bunun o hafta gösterememiştim. Çok hızlı hızlı ilerlemiştik. Şimdi ben varım, etki alanım var. Benim etki alanımı sizi etkilemem için, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı, benim değişmem gerekiyor. Dersiniz ki sen eskiden şöyleydin, şimdi böyle oldun, ne yaptın da oldun. Annem diyor mesela, annem eskiden başka biriydi, şimdi beni daha çok, bana saygı duyuyor. Çünkü değişimi gördü, izledi, bir şey var. Bu yaptıysa biz de yaparız diyor. Ben eskiden hep ondan şikayet ederdim. Şimdi çok şikayet etmeme gerek kalmadı. Ben nasıl değiştim arkadaşlar? Ben eskiye göre çok daha neşeli hissediyorum. Hiçbir şey yokken kendimi. Daha mutluyum. Daha Allah'a şükür bir şeye, birinin onayına, bir durumlara ihtiyacım yok. Ben dediğim için de bir örnek olduğu için anlatıyorum. Bunu aynı şekilde işte adınız ne? Efendim? Çiler de başarmış olabilir. Çiler de böyle oldu. Ne oldu da oldu Çiler? Sendeki değişimler oldu değil mi? Hayatında da oldu. Hepimizde olmuyor mu? Eskiye göre daha güvenli değil miyiz? Eskiye göre kendimizi daha güzel, daha yakışıklı bulmuyor muyuz? Eskiye göre daha zengin değil miyiz? Bir düşünün. Doğru mu? Eskiye göre daha zenginiz hepimiz. Bir yığın kredi kartımız var. eskiye göre daha mutlu değil misiniz? Daha çok şeye sahip değil misiniz? Doğru mu? Ne değişim oldu da bunlar böyle oldu? Eski iç konuşmalarınızla şimdiki iç konuşmalarınız aynı mı? Aranızda içinden konuşmayan var mı? Ne diyorsunuz? Konuşuyor muyum? Konuşmuyor muyum? Değil mi? Hep konuşuyoruz değil mi? Sabah kalkınca ne diyorduk? Hatırlıyor musunuz? Ne giyeceğim? Değil mi? Ne cevap nereden geliyordu? Geçmişteki hafızadaki şey, onu giyme üşürsün, o onunla uymaz. Dünkü kız dizide onu giymişti, bak olur. Şunu aldın giymiyorsun değil mi? Bu iç konuşmalar, biz normal miyiz? Şizofren miyiz? Nedir bu böyle deli gibi her sabah aynı şeyler tekrarlanıyor? İç konuşmalarımızı değiştirirsek ben değişirim. Ya bunu giyme diyeceğim. Giy ya bugün bunu. Bugün üşü ya. Bugün de uyumsuz ol. Bugün de başka bir şey yap dersen, aa ben değilim, olmaz. Yok ya, bu da sen olabilirsin. Böyle giyinenler de var, bir insan böyle giyiyor. O takılmaz. Yok ya, takan var. Gayet de yakışıyor. İç konuşman değişirse değişirsin. Anlaştık mı? Bir nefes alın. Şimdi bu iç konuşma ne? Bu nereden geliyor? Nasıl bir şey? Bugün bütün gün bunun üstüne duracağız. Hakikaten değişim, hayatımızda hakikaten farklılık, farkındalık, inançlılık ve istediğimiz her şeyin olmasını istiyorsak şüphe duymadığımız bir hayat yaşamamız lazım. Şimdi bizim en büyük sorunumuz şüphe duymak. Yani inançlı olmamak. İnançın tam karşısı ne? İnanç duygusunun. Şüphe. Yani ben bu odada bir şey kaybettim. Anahtarımı kaybettim. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Eminim bu odada kaybettiğimi. Siz diyorsunuz ki ama bu odada değil. Belki arabada baktım bulamıyorsun. Ben ikinci, üçüncü kere de vazgeçiyorum. Doğru, arabadadır diyorum. Halbuki odanın şu kısmına bakmadım. Neden inançlı değilim? Siz beni iki lafınızla şüpheye düşürdünüz. Şimdi burada bu konu çok önemli. Yeni birisiyle tanıştım. Yani görmeden inanmanız mümkün değil. Bir genç kadının parmağı şu kadar. Hani bizim parmağımız kısadır ya, böyle gelir buradan kısalır. Bununki bu kadar. Anladınız mı? Kız çocukken 3,5-4 yaşında hatırlıyor. Bakıyormuş ellerine. Çocuklar parmaklarıyla ayaklarıyla oynarlar ya. Bu bakıyormuş, bak bu küçülüyor. Bu demiş ki bu büyüsün. Hatırlıyor o anı. Bu uyumsuz demiş. Bu inmiş aşağı, bu da büyüsün. Büyüsün, 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 büyütmüş. Demiş bu kadar işte, şu kadar büyütmüş. Bu kadar kalsın demiş. Şimdi avcunun içi bozuk. Yani büyüyünce burada bozukluklar olmuş. Bayağı kötü bir avcı var. Ama büyümüş parmağı. Yani hani inanılır gibi bir şey değil. Çok alakasız bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Şüphe duymazsan eğer o şey oluyor. Azıcık bir şeye şüphe girdiği an, ki düşünün hayatlarınıza, günde kaç 1500 kere beyninizden şüphe geçiyor. Hemen bir şüphe, o böyle şey gibi. Hani Gollum vardı Yüzüklerin Efendisi'nde, yapamazsın edemezsin, cır 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 hep konuşuyordu. Hep böyle bir yapamazsın edemez, altta bir konuşan var. O bizi ilerlememize engel oluyor.
O bizim onu o kim? O içeride konuşan. O içeride konuşanla ilgili küçük bir filmden bir alıntı göstermek istiyorum size. Ondan sonra devam etmek istiyorum, olur mu? Tamam. İşte o için ben dediğim şey o içeride konuşanlar bütünü. Bir nefes alın. Ben konuşan değilim, ben izleyenim. Ben kim? Asıl Banu. Banu merkezde olan. Merkez efendiden bahsetmiş miydim size? Orta yer durur. Bir tekerleğin ortası durur, doğru mu? Fiziki olarak durur, dönmez. Biz izleyeniz, o car car konuşan bizim başımızı döndüren. Dolayısıyla o kayıtların kimin olduğunu iyi izlemek, iyi dinlemek gerekiyor. Fark edince de değiştirmek, işe yaramayanları tabii ki. Ben etki alanımı, ben iç konuşmalarımı değiştirirsem, önce onların kim olduğuna uyanır, onların varlığını fark edersem yapabilirim bunu. Şimdi bunları geçen sefer konuşmuştuk, değil mi? Bunları konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz? Bunu hatırlıyorsunuz ama, değil mi? Peki. Ne vardı? Zihnimiz, bedenimiz, kalbimiz, ruhumuz. Zihin neresiydi? Söyleyin. Artık biliyorsunuz, yazın dedim, hava atarsınız dedim o gün. Neresi zihniniz? Arkadaşlar biliyorsunuz, korkmayın. Neresi zihniniz? Ayağınızda mı? Beynimizde. Geçen sefer gelenler biliyor. Beynimizde. Kaç kiloydu beynimiz? Ben hatırlıyorum, siz vardınız. Ha, öğretmiştim ben. 1 kilo 350 gram, 1 kilo 200, bu çok önemli. Neyle çalışıyordu? Yaşa. Şöyle yapıyor yeni gençler, gel. Şöyle yapıyor. 1.4 voltluk elektrikle çalışıyor. Elektrik, alet elektrikle çalışıyor. Bunun önemi ne? Hiç yorulmuyor. Yoruldum demeniz sizin yasak. Yoruldum yok. Ne var? Sıkıldım, uykum geldi. Sıkılın. Sıkıldıysan gevşet. Nereni sıktıysan gevşet, yorgunluk geçer. Uykun gelmiş olabilir, uykun geldiyse biraz geri çekil, kapa gözünü, şöyle bir dur, 5 dakikaya geçiyor o da. Ama yoruldum yok, yoruldum çocuklarınızın hayatını mahvediyor. İnsan yorulmaz, yani bizim işimizi yapanlar yorulmaz. Ben şimdi ay çok yoruldum desem, yuh yani çıktın orada attın tuttun, nerem yoruldu benim? Yalan mı? Yorulmak şey bir şey, amele değiliz ki biz. Yani keşke hani günde bir saat yorulsak da şey hissetsek yani. Zaten bir saat yorulduğunuzda nasıl yatıyorsunuz o gece? Mutlu. Bir gün spor yapın ya da bir işte bahçeyle uğraşın, bir şey taşıyın. Nasıl hissediyorsunuz? Doğru söyleyin. Konuşun arkadaşlar, sıkılıyorum. Nasıl hissediyorsunuz? Yorgun, bitkin ama mutlu uyumuyor musun? Çok güzel uyudun bu gece diyorsun. Çok güzel dinlendim diyorsun. Değil mi? Uykumu çok güzel aldım diyorsun. Yaşadığını hissediyorsun. Neden? Nefes alın. Bedenini kullandığın için. Bedeninizi günde bir saat hedefe yönelik hareket ettirmezseniz alet sorun çıkartıyor. Nefes alın. Ne diyorsunuz? Öf, ikide birde ne nefes aldırıyor. Bedenini kullan diyorum. Bunu bile istemiyor canın. Ondan sonra ben çok yoruldum. Ne yaptın da yoruldun? Oturunca yorulmaz insan. Sıkıldın yine. Sıkıyor. Nereniz varsa bırakın orayı. Tamam? Karnınıza kadar aksın nefes. Ha. Bugün bu. Evet. Zihin bedeni, beden zihni. Zihin bedeni, beden zihni etkiliyor. Zihinden geçen bir düşünce bedenimi sıktırıyor. Bak kaç oldu saat? Aramadı. Sesi aramaz mıydı? Aramazdı des. Arardı de. Arar. Bir dolduruyor beni. Aramadı hala. Midem sıkışıyor. Neden? Bedenim buradan ne geçer? Buradan ne geçer? Buradan düşünce geçer. Düşünce. Aa, kırmızıyı ben gözüme girince kırmızı kazağımı hatırlarım. Kırmızı kazağım çok güzeldi. Bak hala taksini ödüyorum. Kadın küçülttü. Zaten kıymetini bilmiyorsun. Başladı. Kırmızıyı görünce bir yıntık tık tık çağrışımlar oluyor. Şimdi zaten malının kıymetini bilmezsin dedi içeriden. O ben olabilir miyim? Benim yaşımda birinin deyimlerinde bu var mı? Bu anneannemin deyimi. Ben malımın kıymetini bilirim. Vır 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 çağrışımlar başlıyor ve bugüne kadarki kayıtlı her şey. Anlaştık mı? Nefes alın. Genellikle bu kayıtlar olumsuz. %80 olumsuz kayıt akıyor oradan. Onlara uyandığınız zaman zihninizin bedeninizi sürekli kastırdığını fark ediyorsunuz. Bunun için ters bir şey yapıyoruz. İkide bir de bedeninizi alın. Hep bedeninizi kontrol edin. Bedeniniz sıkıldıysa o zaman zihniniz gevşer.
Anlaştık mı? Sabahları bir esneme hareketi koymanız bedeninizi rahatlatır. Bir de şimdi nefes öğreteceğim. Çünkü bedeni değiştirsek zihni değiştirebiliriz. Sağ elinizi yüzünüze doğru yaklaştırın. Bir de çıkarken yapalım bunu, tamam mı? Şurada olsun iki parmağınız, işaret parmağınız ve baş parmağınız. Baş değil, orta ve işaret. Ha. Yüzük ve şey açık, baş parmağınız. Nefes aldınız. Baş parmakla kapatıyorsunuz, diğerinden veriyorsunuz. Aynı yerden alıyorsunuz. Kapatıyorsunuz, diğerinden veriyorsunuz. Aynı yerden alıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Diğerini açıyorsunuz, oradan veriyorsunuz. Aynı yerden alıyorsunuz. Kapatıyorsunuz bunu. Diğerini açıp oradan veriyorsunuz. Hiçbir yeriniz sıkılı değil. Omuzlarınız gevşek. Kalça gevşek. Ağzınız gevşek. Ağız kapalı. Ağız alıyorsunuz oradan. Diğerinden veriyorsunuz. Gözleriniz kapalı daha rahat yaparsınız. Alma ve verme eşit olsun. Aldığınızda biraz tutun, sonra öbürünü açın, verin. Alın, kapatın, biraz tutun, yavaş yavaş açın, verin. Aynı yeri açın, kapatın, biraz tutun, yavaş yavaş soldan verip bırakın, gözleriniz kapalı. Kapatın, soldan verin, gözleriniz kapalı. Biraz alın ekranınıza, içinize, zihninize bir bakın bakalım nasıl. Ellerinizi indirebilirsiniz. Gözleriniz kapalı. Bir nasıl hissettiğinizi gözlemleyin. Duyun. İç konuşmanız var mı yok mu? Kapatın önce, ondan sonra herkesle paylaşalım. Nasıl? İç sesi susuyor insanın bir süre, değil mi? Fark ettiniz mi? Çok biraz önce buraya yetişeceğiz diye biraz hızlı şey yaptık. Bankamatiğe uğramam gerekiyordu. İki kişi vardı sırada. İzin istedim geç kalmayayım diye. Verdiler sağ olsunlar. İşlem yapan çocuk koyuyor paraları almıyor. Anladınız mı? Uzadı da uzadı ama bende hani vardır ya çabuk. Sonra nefesini düzelt dedim. Nefesiniz düzelmezse saydırmaya başlarsınız. Çocuğa sorayım mı? Ne kadar sürecek iş acaba? Öbür bankadan mı çekeyim? Hani anladın mı? Çekmesem mi? Ama o zaman onu nasıl halleder? O susmuyor. Dedim ki nefes al. Bayağı şey yaptım. Tamam. Çaktırmıyorum da bekliyorum seni yani kuyrukta. Sustu. Gayet uslu bekliyorsun o zaman. Tek yapabileceğiniz bedeninizi değiştirmek. Bedeniniz değişirse zihniniz sakinleşir, akıl sakinleşir. Akıl sakin olduğunda yaratıcı ve dingin olur, olanı olduğu gibi görebilir ancak. Buradaki en önemli konu bedensel egzersizler. O yüzden birkaç tane daha bedensel bir şey yapacağız bitirmeden. Fakat zihni önce tanımanız gerekiyor. Zihin hiç durmuyor. 1.4 voltta çalıştığı için hiç durmuyor. Hep ne yapıyor? Geleceğe kaçıyor, geçmişe kaçıyor. Geleceğe kaçıyor, geçmişe kaçıyor. Anda duramıyor. Anı izleyemiyor. Neden geleceğe geçmişe kaçıyor? Beni sonsuza kadar yaşatsın diye sürekli meşgul şey yapıyor. Yani neler olabilir, neler dikkat etmem gerekiyor. Üzüntülerimi, korkularımı, öfkelerimi bana hatırlatıyor ki ben sonsuza kadar yaşayabileyim. Şimdi bu böyle çalışırken nefes alın. Bunu tek durduracak değil, dinginleştirecek alet beden. Bedeninize sürekli enerjisini düşük tutmanız lazım. Neyle? Nefesle bunu yapabilirsiniz ancak. Beden zihni, zihin bedeni etkiliyor. Bize bir de ruhumuz var, değil mi? Ruhumuz neydi? Neredeydi ruhumuz? Neredeydi ruhumuz? O gün konuşmuştuk. Nefeste giriyor, çıkıyor. Giriyor, çıkıyor, değil mi? Peki size bir soru sormak istiyorum. Bugün evinizden çıkarken birlikte yaşadığınız insanlar vardır. Kaç kişi yalnız yaşıyor? 1-2 kişi.
Onlardan mı birileri var hayatlarında? Yani anne, baba, aile, sevgili vesaire. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bir daha onlar ölecek olsa sevdikleriniz, en son görüştüğünüzde bir daha ölecekler gibi mi sarılıp öpüştünüz? Bugün sabahki kahvaltınızı, son kahvaltınız olsaydı üzülür müydünüz öyle bir kahvaltı yaptığınıza? Yoksa çok lezzetliydi ya, vallahi aklımda kahvaltıda kalmaz, gayet de iyi yaptım. Böyle ne zamandır öyle güzel ekmek de yememiştim, zeytin de acayipti, hala tadı damağımda mı derdiniz? Bir çay içtim yani, hakikaten ne zamandır öyle çay içmemiştim mi dersiniz? Peki ya ölsek şimdi? Olabilir, bağım diye bir şey olabilir. Yazık değil mi? Nefes alın. Son yapacak gibi yaptığınızda anda kalabiliyorsunuz. Ha, o zaman şimdiki an çok kıymetli. Doğru mu? O zaman şimdi çıkınca ararsın sevgilini, ararsın anneni. Ya ben seni çok özledim, çok seviyorum, ne zamandır söyle. Neden? Gideceğiz çünkü, değil mi? Ölüm çok eski bir şey ama her an yeni gibi algılanır diyor adam. Bize çok şey hatırlatıyor. Neyse, bizim bugünkü konumuz bu değil. Bizim bugünkü konumuz zihnin içindeki şeyi sizin duymanızı, onu fark etmenizi, onun siz olmadığınızı uyandırmak. Bunun için benim çok sevdiğim bir film var. O gün bahsetmiştim ama izletememiştim size. Adı Revolver filmin, tabanca. Bu film Guy Ritchie'nin, Madonna'nın kocasının çok tabanca, revolver, böyle bir şey filmi gibi gözüküyor. Polisiye, işte action, erkek filmi gibi. Fakat öyle bir film değil, bilakis çok derin ve ben hala anlamış da değilim filmi. Kahramanımız 9 sene hücre cezası yatmış. Şeye çok kızgın. Bunu geçen sefer seyretmedim diye hatırlıyorum, doğru mu? Onu hapse attıran adamdan intikam almak istiyor çıkınca. Ve işte 2 yıl boyunca onun paralarını çalıyor, ona işte zarar verici her türlü şey yapıyor. Yani para çalma ve onu dolandırma anlamında. Sonra 2 tane adamla tanışıyor. Bu 2 adam onun hayatını kurtarıyorlar. Birkaç kere hem de. O adamlara güveniyor ister istemez. O adamlar buna diyorlar ki, bu düşmanından intikam almak istiyorsan onu şaşırt. Git çaldığın paraların hepsini geri ver. Bu da diyor ki, yani nasıl olur hani falan. Bak göreceksin diyor. Onu diyor çok etkilemiş olacaksın. Bütün paralarını gidiyor. Hayır kurumuna bağışlıyor. Kimsesizler yurduna. Ve adam kendisini görünce ertesi gün bütün parasını kimsesizler yurduna bağışladım. Çok şaşırıyor, şok oluyor. Diyorlar ki yetmedi. Bir de git ondan özür dile. Öyle bir özür dile ki hani gerçekten özür dile. Yani tam tersi bir hareket et. O zaman bak çok ilginç olacak. Gerçekten intikam almış olacaksın. Bu nasıl olur falan diyor. Fakat o adamlara da güvendiği için dediğini yapıyor. Şimdi onun özür dileme sahnesi var. Bir de bizim bu adamımız asansörden korkuyor, kapalı yerlerden. O orada bir konuşması var. Hep istiyorum ki iç konuşmalarını duyun. Bir tanesi diyor ki yap özür dile. Öbürü de özür dilemezsen hayatının sorumluluğu almıyorsun. Öbürü eski konuşmalar, anlatabiliyor muyum? O konuşmaları iyi dinleyin. O yüzden alt yazılı İngilizce şey yapacağım ki orijinal sesi bozulmasın diye. Türkçe. Bana istediğini ver. I'm sure I'll be very happy. I'll send you something. Use your perceived enemy to destroy your real enemy. Do not listen, Jack. You've got a gun.
Bu öbürlerin konuşmaları, yeni laflar. Yeter.